Tutiname. Tutiname, Doğu Edebiyatı'nın hikaye türündeki en önemli ve en eski metinlerindendir. Belli bir yazarı olmayan eser, farklı kültür ve geleneklerde geniş değişikliğe uğrayarak zenginleşen bir halk romanı örneği olarak görülür. Günümüze kalan en eski yazmaları Farsça olan eserin kaynağının Sanskritçe olduğu bilinmektedir. Hintçe, Arapça ve Farsça olmak üzere pek çok dile çevrilmiş olan eser, 15. yüzyılda Osmanlı Türkçesine de çevrildi. Türkçeye çevrilmesinden sonra ise Türk Edebiyatı'nın halk romanı örneklerinden biri olarak kabul gördü. Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan da olsa çulu. Klasiklerde bugün Doğu Edebiyatı'nın en önemli örneklerinden Tutiname'yi konuşacağız. Şimdi beni al. Sohbetimden büyük faydalar elde edeceksin. Eğer söylediklerime itaat etmezsen beni bir haftalığına muhayyer al. Sana bir sözüm var. Onu diyeyim, eğer 3 kat fayda elde etmezsen beni yine geri ver. Tutiname bir papağanın ağzından çeşitli hikayelerin anlatıldığı bir kitap. Evet, Tuti papağan demek. Anadolu'da bu hikayelerin çeşitli versiyonlarına, mesela papağanname olarak bildiğimiz kitap aynıdır. Ya da bazı yerlerde dudu kuşu derler. Tuti ile dudu arasındaki yakınlık dikkatini çekmiştir. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Çok bilinen bir şiir bestelendi. Güftesinde mesela şöyle der eserin. Tuti'yi mucize güyem ne desem laf değil, ehli dil birbirini bilmemek insaf değil diye devam eden o değil redifli şiirin birinci mısrasında bahsedilen Tuti, yani ben mucizeler söyleyen bir papağanım, söylediklerim boş laf değil derken söz edilen papağan, işte bu Tuti nameden ilham alarak söylenmiştir. Gerçekten inanılmaz. 70 hikayeden oluşması da inanılmaz. Sanskrit edebiyatına dayanıyor biliyorsun. Köken olarak oraya dayandığını biliyoruz. Ama bu hikayeler adeta cihan şumul hale gelmiştir desek yeridir. Farklı devirlerde, farklı ülkelerde bunların yeni yeni versiyonları ortaya çıkıyor. Bu yüzden bir değil, birçok Tutiname'den söz edebiliriz. Bunlar özü itibariyle birbirine benzemekle birlikte her geleneğin ona kendisinden bir şeyler eklediği eserlere dönüşüyor. Ey Hoca Said! Dünyada mal ve sermaye dedikleri hüner ve marifettir. Bir kişinin hüner ve marifeti olduktan sonra ona mal eksik değildir. Ama hüner ve marifet olmadıktan sonra tutalım ki Karun'un malına sahip olmuş neye yarar? Evet, hikayeyi hatırlayalım biz. Tacir Said baş kahramanımız hanımını denize çıkmadan önce bir papağana emanet eder. Tabii. Kurgumuz burada başlıyor. Bir tüccar, senin söylediğin gibi Tacir Said, akıllı ve bilgili bir papağan satın alıyor. Ve karısını bu papağana emanet ederek çıkıyor ticaret yolculuğuna. Tam tersi değil. İzleyicilerimiz dikkat etsinler. Yani papağanı karısına değil, karısını papağana emanet ederek çıkıyor. Evet. Sonra ne oluyor? Sonra hanımı ümit kesiyor. Kocasından. Ve biraz gözü dışarı kaymak istiyor. Ama evet, papağan bu noktada gözü dışarı kaymasın diye ona 30 gün boyunca masallar anlatıyor. Şimdi onu evde tutması lazım. Ve ona ilginç gelecek hikayeler anlatması lazım. İşte papağan bu birbirinden ibretli kıssaları anlatarak kadını oyalıyor. Evet. Ve sadece oyalamakla da kalmıyor. Başarıyor. Aynı zamanda onu ikna da ediyor. Yani yaptığının ya da yapmayı düşündüğü şeylerin yanlış olabileceğine. Ey Mahi Şeker! Bir kadının ahlakı iyi ise o kadın çok değerlidir. Şimdi sen de huy ve ahlakını daha iyileştir ve güzelleştir ki sevdiğin kimse senden nefret etmesin. Bunu da hayvan hikayeleri üzerinden de anlatıyor. Tabii, Tutiname bunun en güzel uygulandığı örneklerden biri. Bir yandan zaten hikayeyi anlatan kişi papağan ama hikayenin içerisinde geçen diğer hayvanlar da konuşuyorlar. Evet. Onlar da işin içerisine karışmışlar. İyi ve ahlaklı olmayı telkin ediyor gerçekten. Tabii, telkin ediyor ve en azından bu düşünceleri kendi kahramanlarından birine benimsetmeyi başarıyor. Evet, çok ders vererek, ahlaklı hikayeler anlatarak
Bu izleyicilerimizin de hediye almak isteyecekleri kişi olabilir bu noktada. Onlara öneriyoruz Tutiname'yi. Klasiklerde maalesef bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.